Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir donanım incelemesiyle karşınızdayım. Yanımda bugün Turdayım. <laughs> <laughs> bunu daha bu espriyi daha önce yapmıştım. Bugün değiştirmem lazım. <laughs> ya ne bileyim güzel espri bulmuşsun. Gidiyorsun <laughs> ya. Her gün bunu koşuştur. Daha lazım. 20 tane çekeriz biz böyle. <laughs> Tobek hoş geldin. Memlekete. Hoş memleketi. <gülüyor> Memleket. <gülüyor> Rusya'dan döndün galiba. Evet. Ne yaptın orada? Hani ürün nerede? <laughs> <laughs> hani bize ürün getirdin, ekmek ürün, getirecektin. Ürün, ürünleri ben gördüm, inceledim. Şimdi anlatacağım. Ha, bize yok. Yok. Peki. Ee, Eyser'in davetlisi olarak İgromir'e, Moskova'ya gitmiştik. Zaten geçen hafta bir tane de video koyduk orada. E, ben neler gördüm gibisinden. <gülüyor> <gülüyor> Sadece cosplayer'ları gördüğünü. Olur mu? <laughs> Fuarı da görmüşüm. Neyse ki geçirmemen iyi oldu. Ben. <laughs> <laughs> e ee, getiriyordum dediler ki hayır rütüşünü çıkaramazsın. Tamam Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> o, o arada Acer'in bütün gaming ailesini, Predator ailesini de yakından inceleme fırsatı edindik. Ben sıradan hepsini bir kurcaladım Şimdi e, bir parça onlardan bahsedeceğiz Acer'ın gaming ailesine mi baktınız? Evet, Predator. Ya Acer'ın bir tane böyle heyhula bir tane şey var. E, notebook'u var. Evet. Ne onun? 21 21 inçlik notebook'u var. Onu, o, o, orada mıydı? Oradaydı. Onu da görüp kuracağıma şansım oldu. Hatta birazcık kırdım. Nasıl kırdın? Ya ben şeye bakmaya çalışıyordum. Bir yandan çekim yaparken bir yandan hani kaldırayım kalınlığı ne kadar kalın olduğu gözüksün falan evet. derken. Alet tabii ağır. Sekiz buçuk kiloluk bir notebook. Ace Predator X21. Yani çoğu desktop'tan daha ağır. Ben tek elle onu bir yandan çekim yaparken kaldırmaya çalışınca ya yani kaldırdım ama o sonra düştü. Kaç para biliyor musun sen? <laughs> O 10 bin euro gibi bir fiyatı var genelde Avrupa çapında. <laughs> Rus, Rus Kosovo, kaybolmamışsın. <laughs> Yani herhalde Türkiye'ye gelse 100 bin lira falan olacak bir alet. Çünkü bize işte vergilerle şununla bununla. Ee, bi, bi, biraz tuşları falan çıktı. Millet bir standda küçük bir panik yaşandı. <laughs> çünkü standın kendisinden pahalı. <laughs> Bebe ama falan neyse bir şey olmamış. Sadece tuşları yanında. Üzerinde şey, olur, şey olur. O tuşların her biri 3000 euro falan. Hı, üzerinde RGB mekanik klavye var. O yüzden bir iki tane tuş çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ama onun dışında e, aleti kullandım. Tabii. Über anlamsız bir alet. Yani 21 inç ve şey kör yani hı eğimli hı. bükümlü monitörü var. Ve kalınlığı buçuk e, santim. Yani neredeyse böyle şu elimin kalınlığı kadar bir kalınlığı var. buçuk kilo böyle heyhula bir alet. Desktop'tan falan çok büyük yani. Yani aslında desktop'tan... Ebat olarak büyük değildir çünkü dediğim gibi sekiz buçuk santim Hı. kalınlığı var ama ağırlık olarak daha ağır üzerinde iki tane e, GTX 1080 var sekiz gigabaytlık yani toplam on altı gigabayt grafik hafızası var e, İki tane beş yüz on iki gigabaytlık SSD RAID 0 yapmışlar e, üstüne bir terabayt hard diski var bilmediğim yerleri anlatıyor, siz arkadaşlar. <laughs> yani bir, bir bilgisayar, bir notebook konulabilecek böyle her şeyi koymuşlar. Hı. Enteresan yanlarından biri yan tarafında bir e, işte touchpad'i var. Onu kaldırıyorsun, çeviriyorsun, numpad oluyor gibi böyle atraksiyonları, sesi falan süper. Monitörü süper, her şey süper. Başka ne var? Ye, yerinden kalkmıyor ama haliyle. O yüzden de e, valiziyle birlikte satılıyor. Kendi özel hard case bir valizi var. Aleti alırsan valizenin içinde geliyor. Hmm. Bir yerden bir yere de valizle götürüyorsun. Hani yani, Onun sarabileceği bir çanta mantı yok çünkü. Onu taşıyacak bir battır falan bile veriyor. Olabilirler. Işte ya, yani. Diyorum ben kaldıramadım. <gülüyor> <gülüyor> o vardı ama benim... Ya o biraz şey hani... Şov olsun diye yapılmış bir model gibi geliyor. Ya da çok zenginsen... Hani böyle cılkını çıkartmak istiyorsan. Ama benim Acer'da en sevdiğim model... E, Triton 700. Eee... Ama bak Trinitron değil Triton <laughs> biraz garip bir ismi var şey de enteresan hani e, isimlendirmeleri biraz kafa karıştırıcı <laughs> Acer'ın. hepsi Predator e, ama Triton predatör değil ama aslında hepsi Predator ne demek, bir Triton de değil. Triton'un altında Helios'lar var. Yani ya, böyle bir kademelenme var üstte Predator onun altında Triton e, altında öyle, Helios. İşte öyle değil yani değil. en üstte Predator X-21 var. Ee, o predatör, sırf predatör. Onun altında Triton var, onun altında Helios var. Bunu ben de söyledim şimdi. Ama Triton ve Helios de predatör. Tamam. Ama Helios daha predatör. Triton tam <laughs> predatör değil çünkü... <laughs> Triton'u yazarken Predator yazmıyorlar. Helios yazarken Predator Helios yazıyor. Biraz model isimlerinde bir kafa karışıklığı var. Senin kafa karışmış da olabilir. Belki <laughs> daha güzel, bir mantığı kendi 700'ün özelliği e, ince ve e, böyle zarif tasarımı olan bir cihaz. Ama üzerinde GTX 1080 Max-Q var. O yüzden de şey e, e, hani performansı yine süper e, ama mesela Predator 21X'e ko yanına koyduğunda yavrusu gibi ka kalıyor. i e 7700 hq e, işlemcisi var. 32 GB belliği var. E, Triton'un üzerinde iki tane 256 e, GB'lık RAID 0 e, SATA disk var. Yani e, süper bir alet işte. 15 inç şey yani. Full HD bir alet. Hep e, Notebook mu gördünüz ee, dört tane notebook modeli gördük. Dediğim gibi işte Predator 20X Triton. Onun dışında e, Helios modelleri var. Helios modelleri biraz daha hani fiyatları alınabilir seviyede olan e, modeller. E, Helios 500 halen çok iyi bir e, model. E, 17.3 inç e, Helios'ların her ikisi de. E, Helios 500'ün özelliği üzerinde i9 işlemci var. E, 8900 HK i9. E, o yüzden ee, yeni hem yeni nesi hem çok güçlü bir işlemcisi var. Üzerinde 8 GB'lık GTX 1070 ekran kartı var. 32 GB belleği var onun da. 17.3 inç ama 4K e, bir monitörü var. 512 GB SSD ve e, 2 TB hard diski var. Hı hı. Yani speklere baktığın hı. zaman hayvan gibi bir bilgisayar. Hı hı. Peki Helios'un da spekleri iyi olduğuna göre Teton'dan farkı ne? Ee, Helios şey değil. ince bir model değil. Yani Helios standart gaming kasası. E, Triton e, süper ince bir kasa. Hmm. E, o yüzden de böyle zaten 17.3 inç olduğu için ağırlığı falan olan biraz e, hallice bir e, cihaz. Onun bir altında da Helios 300 var. Helios 300 de hani 500'ün bütün spekleri biraz daha kırpılmış olan versiyon. İşte işlemcisi i9 değil i7. 8750 GTX 1060 e, işlemcisi. Iş, ekran kartı var. 16 GB bellek var. E, ekran yine 17.3 inç ama e, 4K değil Full HD. E, bir de üzerine 512 değil 256 e, GB SSD ve 1 TB SATA var. Yani Helios 300 tam Helios 500'ün kardeşi. Biraz daha ufak bir kasa zaten. Ve şey e, hani biraz daha fiyatı anlamlı biraz daha ucuz ha. olan bir model. Ama baktığın zaman aslında dördü de üst seviye model. Yani bir 1600, 8750 GTX 1060 16 GB RAM dediğimizde hala bayağı yüksek seviye ha. bir bilgisayardan bahsediyoruz. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yok Var. galiba. Var mı? Var. Ee, Predator 21X yok. O heyhulayı getirmemişler. Zaten getirmesinler. 10.000 Euro'luk bilgisayar alacak olan gider zaten Rusya'dan da Rusya zaten vardı da yani. Rusya vardı gider Tayvandan da uçaklar Tayvan'dan yani. dilim sürdüm <laughs> evet, <gülüyor> evet. Ee, ama, ama diğerleri var yani Helios e, 300 500 ve Triton 700 var Notebook dışında bir şeyler de gördün mü ee, Notebook dışında şeyleri de gördük desktop bilgisayarlarını daha önce ben Predator serisinden desktopları görmemiştim onlar biraz daha yeniler ya da Türkiye'ye yeni geliyorlar. Henüz Türkiye'de yok ama yoldaymış, gelecekmiş. Ee, Orion diye bir seri. Ee, i̇ki tane modeli vardı. Bir tanesi 3000, bir tanesi 9000. Ee, 3000 modeli bu küçük kasalardan. Hani e, biraz daha bilgisayardan konsol ha. evet e, kasalardan. 9000 de Heyhula kasalardan. Neyse bir arası aslında bir, bir altı, altı bin gerekir mi Altı bin modelde olacak ki Aynen gibi. Aynı <laughs> <laughs> e, Dokuz bin modeli baya böyle üzerinde ışıklar, fanlar falan bana açıkçası biraz şey geldi. bana biraz bastı, biraz fazla iri ve fazla gösterişli geldi, biraz daha böyle gamer, gamer, gaming PC'si arayanlar için e, bir ürün. E, onun üzerinde e, GTX e, 1080 var. E, i7-7600K işlemcisi var. 32 GB RAM'i var. Bayağı güçlü, sağlam bir e, oyuncu bilgisayarı Orion 9000. Orion 3000'de ise e, i5-8400 var. Spekleri de biraz düşük. E, GTX 1050 Ti var. 32 GB RAM, 256 GB SSD'si var. Sanki hani Orion 3000 biraz daha ucuz bir model ama işte daha küçük ve Kullanışlı bir kasa olduğu için bence şey de çok anlamlı olabilir. Yani o küçük kasanın içine daha yüksek konfigürasyon. Çünkü hani öyle ısınma sorunu falan olacak bir kasada değil. Notebooklar, desktoplar. Bir de monitörler vardı. Acer'in Predator serisi e, monitörleri var. İki ayrı model vardı. Bir tanesi 27 inç bir tanesi 34 inç. 27 inçle çok ilgilenmedim açıkçası. İşte G-Sync'li 1 milisaniye gayet güzel bir monitör aslında. ama ben 34 ve 35 inç monitörlerin fanatiği olduğum için... Ee, sen de biliyorsun, gayet iyi. <laughs> ee, daha çok onunla ilgilendim. İşte Predator X34P modeli vardı. Ee, 34 inç G-Sync'li, 4 milisaniye tepki süresi olan çok güzel bir monitör. Üstelik bir de şey yapmışlardı. Hani onu bir tane Orion 9000'e bağlayıp, hmm. 1080'e. Hayal makine yapmışlar. Üç tanesini yan yana koymuşlar. Üç tanesini? Üç tanesi. Üç tane 34. Ee, artık e, geometrisi olan arkadaşlar hesaplasın ne ediyor? E, hayvan gibi bir şey oluyor yani. Neredeyse 180 derece yakın monitör yapmış Sen oluyorsun. Sen sistemlerini ufak görmeye başlamışsındır. Evet. Şimdi benim evde de ofiste 35 de 34 inç, inç. 35 <laughs> inç var ama biraz küçük geldi. Cidden üç tanesi daha güzel oluyormuş. Ve şimdi şu anda senin arada bir yüzünü görebiliyoruz kafayı uzatırsak falan. Böyle <laughs> bir şey yaparsan artık. Evet ama işte yani e, üç yaşıyorsun. tane o X34 kullanacaksan biraz şeyi büyütmek gerekiyor. Masayı da büyütmek gerekiyor. bir şey <laughs> gerekli. Monitörleri de anlattın. Evet. Genel olarak... Gelelim Cosplayer'lara. Cosplayer'larda <laughs> <laughs> cosplayer işte Rusya cidden sanat. Cidden çok saygı duydum. İnanılmaz güzel işler çıkarmışlar. Ya tabi canım senin. yani sadece şey değil ki zaten. Hani <laughs> Cosplayer deyince güzel kız. Sen ne yapıyorsun Cem kemikler? <laughs> <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> <laughs> Cosplay deyince Cem'e hareket geldi. <laughs> sizi kavlıyorum şeklinde hareket <laughs> <vardı. gülüyor> ettim. ayrıca cosplay deyince hemen akla böyle kuzularımız kızlarımızlar diye Hayır, canım, tabii ne, ki. Ne, hiç hiç alakası Hı, yok. Niye bu imalı hareketler <laughs> koltuğundaki? Ne, tıklar. ne iması ya? Yani senin dediğini onaylıyorum. Neyse cosplayerler de vardı başka. E, ya fuarı mı soruyorsun Şimdi genel Şimdi Gomir soruyor. Evet, zaten fuar çok güzeldi. Çünkü şey hani hem büyük bir fuar, büyük yayıncılar vardı işte e, Blizzard'ın, Activision'ın, e, Ubisoft'un, e, Epic Games'in ha. hayvan gibi standları vardı. Standlar gayet güzeldi. Bir de içinde şey de yapılıyor, komik e, Comic Con Rusya yapılıyor. O yüzden, Moskova'da değil mi? Evet. Marvel'de stand açmış, Disney'de de stand açmış. Onlar da enteresan enteresan işler yapmış. Bu yıl bekliyoruz ya Marvel falan liste de gelsin. Gelmesinler ya. Niye? Önce bir Comic Con olayı olsun da Hı. öyle gelsin. ...sırf oyun fuarında ne yapacak? Ya orada da çünkü şeydi. Hani Marvel stand açmış, hiçbir şey yok. Dört tane devasa şey getirmiş. İşte heykel getirmiş karakter. Başka çok bir şey anlatamıyor... Adam filmi mi oynatacak yani? Ama işte Comic Con olunca oyuna gelenler... Comic Con olunca şeyi getirebiliyorlar. Ünlüleri getirip söylediği şey yaptırabiliyorlar. Orada da ben oradayken galiba Comic Con Rusya'da da en meşhur e, konu koydu. E, Detroit'in oyuncularından bir tanesi vardı. Şu kendine ben aracım aracım diyen Android'in ismi neydi? Aracım mı? I'm a tool, I'm a tool diyen ha. sıkıcı olan Android vardı ya. Anladım, adını Neyse o, o gelmişti, konuşuyordu işte Android'ler nasıl dünyayı ele geçirecek? Ele geçirmemeleri için ne yapmak lazım? Gereksiz espriler yapıyordu. Ben şimdiden Siri'ye iyi davranıyorum falan gibi. Hımm. Öyle. <laughs> Güzel. Tamam. Ben de o sırada işte şey dedim Milan'daydım. İşte Daredevil falan geldi. <laughs> <laughs> Onlar oturduk böyle bir masa etrafında. Kapıçını açtık, muhabbet ettik falan. Onlar artık bu tabii benim hikayem sıkıcı olduğu için anlatmayayım. <laughs> 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 bir kıskanma durumu mu var? <laughs> Sen gidiyorsun geziyorsun biz de geziyoruz diye. <laughs> Neyse arkadaşlar ilk günden benden nefret ettiğinizi biliyorum ama emin olun daha iyi bir insanım bundan. <laughs> Biz çok güzel videolar yapacağız daha Cem'le birlikte. Ee, ama şimdilik bu kadar. Mesai bitti. Artık evlerimize gitmemiz evet. lazım. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. Kendinize iyi bakın.